Bir de Bülent Hanım, ben bir şey söylemek Söyle istiyorum. Söyle aşkım. Şimdi yani kuaförüm çok güçlü olduğunu düşünmediğim için ben biraz tercih yaparken kostümde vesaire aslında ben onu birazcık anladım. Yani onun biraz daha yapabileceği şekilde de giyinmeye başladım. Çünkü... Ama bak, bu çok yanlış. Şimdi hayır, sen artık şu saatten sonra bu da kader. Yani şöyle ama bir şey. Ama bu şekilde... Kader. Bak bir dakika. Tamam da bu şekilde konuşman... Biz bir ekipsek, sen beni bu şekilde gömerek hiçbir hayır, yere zaten varamayız. Anladın? Gömüyorsun abi. Sen bana tutup da dönüp de dersen ki sen kötü saç yapıyorsun. O zaman beni niye seçtiniz? Beni buraya niye getirdiniz? Ben madem sen bu kadar kötü saç... Yavrum. Ben kendim geldiysem buraya... Hadi ben bugün geldim, beni bugün buraya alın demedim. Baktılar, araştırdılar, ona göre seçtiler. O zaman seçmeyeceklerdi. Diyecekti ki kardeşim sen ne biçim saç yapıyorsun? Sen kuaför müsün? Emin misin diyeceklerdi. Almayacaklardı beni buraya. Ya ben seni bu kadar biraz basit, daha iddialı madem bekledim. Ben bu kadar iddialı değilim. Ben madem bu kadar yapamıyorum. O zaman diyeceklerdi ki peki stop siz kardeşim. İnanıyor musunuz? Efendim? Siz inanıyor musunuz? Ben çok inanıyorum ki. Ben inanmasam Bülent Hanım burada ne işim var? Buradaki, ben kendime inanıyorum. Yani bu gece saçları vesaire vesaire cuk diye yapabileceğinize ben çok inanıyorum. Ben inanmasam burada ne işim var Bülent Hanım? Beni o zaman niye seçti? Bu ne demek olur? O zaman arkadaşlarımı bilemem ama ben demek çok yaşlandım. Göremiyorum. O şimdi şöyle bir şey. Siz burada tabii ki de ben iyi bir performans göstermediğimi farkındayım. Yani bizim mesela toparlanmamız için ya da başka bir şey için. Ben mesela sana soruyorum. Diyorum ki ayna çok küçük. Ben göremiyorum diyorum. Burası nasıl olmuş diyorum. E sen baksana. Ama sen bana dönüp, bak bir ama şey bak, bir söyleyeceğim şey sen ya. Bana dönüp de sen baksana dersen ben zaten görsem sana bu küçücük aynada demem ki. Ben alışmışım kardeşim kocaman aynaya. Ben sana zaten demem. Sen buna bakmıyorsun, sadece kendini görüyorsun. Turancığım bak bu bir ekip işi. Ve biz, şöyle bir şey. Ben, ekip olsan dakika, ama bunu demezsin ben zaten. Ben kostümü düşünüp bak sen bugün örneğini, bunun örneğini yaşadın. Ama ben sana bir yardımcı defa, oldum. Bir şey ben de bir defa alışverişe çıktı kendisi. Yani suratı öyle bir düştü. Ve ben hala böyleyim, şunu deneyeyim, bunu deneyeyim falan. Dedim ki sonra hani ne kadar zor bir iş. Farkında mısın bunu? Ben bununla uğraşıyorum ve hani bütçesine bile bakmadan yani yeter ki yakışsın diyorum ve almaya çalışıyorum. Çünkü burada jürilerimin karşısında en iyi şekilde çıkmak istiyorum. Hayır, burada eşit şartlarda savaşıyorsunuz. Birinize devasa Murano ayna gelip de ötekine bilmem nenin efendim böyle küçük pudriyerinin aynasıyla işlev görmüyorlar. Yani söylemeyeyim diyorum. Kalp kırgınlığı olmasın. Çenem de durmuyor. Yani mazeretleri yani bırakınız yani. Söyle makyaj bu aranızdaki mevzuyu da aranızda halledin. Demek ki ben bahane sunmak istiyorum. İşlevlere bakıyoruz. Yoksa hepiniz çok iyisiniz. Ama işte burada iyiliğin bir önemi yok. Bence iyiliğin önemi yok işte. Evet, burası bir yarışma. İyi olmayanlar gelmesin. Siz hani neyi veriyorsanız ona göre. İçimiz kan ağlıya ağlıya dahi olsa kendimizce doğru olanı veriyoruz. Ben Bülent Hanım eleştiriye inanılmaz açık bir insanım. Sosyal hayatımda da öyleyim. Ben size burada belki de tek surat asmayan insanım kötü puan aldığımda. Çünkü ne biliyorsunuz, ben gerçekten üzülmüyorum. Diyorum ki ben bana eğriyi doğruyu gösteriyorlar diyorum. Ama ben şu fikrimde kesinlikle netim. Ben burada hiçbir kuaför arkadaşımdan hani ben geleyim de bir saç öğreneyim diye gelmedim. Çünkü bana göre benim onlardan öğrenebileceğim hiçbir şey yok. Ben ama dediğim gibi öğrenirim. Bir dakika. Ben konuşuyorum. Bir susar sen mısın? Sen o zaman sanatkar bir susar değilsin. Susar mısın? Susar ben çıraktan öğrenirim. Tamam bak, sus çıraktan. Ya sus. Ben seni hayır, duymak istemem. Ben seni etmiyorum. Duymak istesem ne yaparım siz biliyor musun biraz arkadaşım? Siz kıskanç değilsiniz. Ben hiç değilim. Sıfır. Sanatkarla yani star ruhlu kişiler biraz kıskanç olurlar. Ben aynen kıskanç da değilim niye ama niye ben bunu ben yapmadım, yapamadım, niye ben düşünmedim diye kendi kendine kızar ve ar edinir. Siz dünya yansa içinde hiç, yorganım aynen yok diyorsunuz. Ben zaten şeye de hiç üzülmüyorum. Mesela geçmişe dönüp de hani şunu yapmasaydım dediğimde hiçbir şey yok. Ben mesela geçen hafta keşke şunu yapmasaydım da demiyorum. O ben zaman ne yaptıysam çok başarılı olursunuz. Allah mübarek etsin. Ha, ama şu da var. Hatalarımı da tabii ki de görüyorum. Onda bir sıkıntı yok. Turancığım bak kostümü ben düşünürken, makyajı da ben düşünürken saçı da bir taraftan yönetemem. Yani, tamam da seni şurada toplasak kaç kere kıyafetini beğendiler? Bir bugün beğendiler, dün beğendiler. Onun haricinde zaten bugüne kadar senin de kıyafetini çok kötü buluyorlardı. Yani bana deseler ki evet
Sen geldiğin günden beri çok iyi giyindin ama bu çocuk seni mahvetti deseler başım gözüm üstüne. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.